Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hakim Olma Simülatörü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü davamız çok ciddi. Geçtiğimiz videoda insan kaçakçılığıyla alakalı bir dava ile ilgilenmiştik. Bugün de cinayet davası ile ilgileniyoruz. Birinci davayı bitirdik. Şu anda ikinci davamız olan cinayet davasıyla başlıyoruz. Kobart'te Adalet Bakanlığı'ndan 4 tane mailimiz var. Şifremizi unuttunuz mu? Unutmadıysanız yorumlara yazın. 3131'di şifremiz ve girişimizi yaptık. Şimdi ilk öncelikle 4 tane mail vardı. Bunları bir inceleyelim. Bize buradan evrakları göndermiş cinayet davasıyla alakalı. Hükümetin bildirgesi de işte bu cinayet davasını araştırmamızı istiyor. Geçtiğimiz bölüm biliyorsunuz insan kaçakçılığıyla alakalı bir davayla ilgilenmiştik ve biz o adamı 5 yıl hapiste tutmuştuk. Bu kadın da şu an incelemelerini yapmış. Arkadaşlar kısaca diyor ki hükümet memnun kaldı işte adaletinizden dolayı falan filan ama o kadar ses getiren bir dava değildi. Onun için internette de İşte sosyal medyada da bu konuyla alakalı konuşmadılar diyor. Mesela geçenki kararımız doğruymuş. 1 puan verdi buraya. Yanlış karar verseydik yanlış kısmında 1 tane 1 olacaktı. Burası 0 olarak kalsın. Ben hepsinde adaletli davranacağım. Geçen bölüm attığım tweet'i kimse beğenmemiş. Çok üzüldüm şu an. Neyse önemli değil. Madde 248. Bir kişi kasten başka bir kişinin ölümüne neden olursa yani kısaca başkası başkasını bilerek öldürürse bu bir suçtur. Cinayet suçudur diyor. Şimdi bu gelecek eleman kim bilmiyorum. Haklı mıdır haksız mıdır bilmiyorum. Ama eğer gerçekten de böyle kasten bilerek böyle kötü bir cinayet işlediyse ben bunu ömür boyu içeride tutacağım. Bu bölümü şimdiden söyleyeyim. 18 yıldan 100 yıla kadar arttırılabilir. Ben 100 yılı çakar geçerim arkadaşlar. O zaman biz bir olay yerine gidelim. Şimdi olay yerini bir incelemek istiyorum evet. Şimdi burada polisin tutanağını inceleyeceğiz öncelikle. Burada vahşice katledilmiş zaten bizim eleman. Olay yerinde yer alan konteyner içerisinde Miles Peter'a ait olduğu belirtilen bir ceset bulunmuştur. Ayrıca konteyner içerisinde hakim bir kötü kokum. Bunu kim çevirdiyse inanılmaz Türkçe kullanmış. Konteyner bir soğuk hava deposudur. Cesedin detaylıca incelenmesinin ardından darp izlerinin mevcut olduğu anlaşılmıştır. İntihar falan değil. Darp izi varsa cinayettir. Şu an bu kadar bilgi alabildim. Başka da bir şeye bakamıyoruz. O zaman ben davaya gidiyorum hocam. Dava öncesi bir görüşmelerimizi yapalım. Şimdi avukatlar vesaire gelecek zaten. Duruşmaya gidelim evet. Davalı avukat ve davacı avukat. Burada kesinlikle bir cinayet söz konusu. Onun için ben davacı olan avukatla konuşacağım. Şimdi davalı olan avukat sen neyi savunacaksın? Ben size bir 100 yıl geçireceğim zaten de. Davacı gel bakalım sen buraya. Liman içerisinde yapılan rutin kontrollerde açılan bir donmuş konteynerin içerisinde Miles Peter'ın cesedine rastlanmıştır. Tamam. Olay üzerinde savcılığımız detaylı bir araştırma yapmış ve görüşülen tanıklar ve incelenen kanıtlar neticesinde olayın konteyner sahibi firmanın CEO'su Lucian Foster tarafından işlendiği belirtilmiştir. Tamam. Kanıtlara bakmam gerekiyor dediğim gibi. Davalı avukatla konuşuyoruz. Sen ne diyeceksin? Hadi bakalım konuş. Müvekkilim olan Lucian Foster önemli ve saygı bir iş adamıdır. Aynen. Hepiniz en saygın, en mükemmel, en dürüst, en şerefli sizsiniz. Siz ensiniz ya, siz dünyadaki en masum insansınız. Maktul ile son yapılan gemi seferinde yaşanan arızalar sebebiyle şiddetli bir tartışma yaşandığını kabul ediyoruz. Fakat bu tartışmanın ardından Foster Maktul'ü daha sonra hiç görmemiştir. Şimdi bizim bu ölen adamı Lucian denilen adam da öldürmemiş olabilir. Onun için çok adaletli yaklaşmamız gerekiyor. Bir davaya biz bir gidelim de orada bir diğer kişileri de bir dinleyelim. İyice bir kafamızda otursun arkadaşlar. Şimdi evet oturun, sessizlik sessizlik. Kesin bana iğrenç bir kart çıkar, bunu çektim. Ya benim hükümetle ilişkim niye azalıp duruyor? Sol tarafta kamera kayıtları vesaire her şey var zaten gördüğünüz üzere. Notları alalım bak. Bu sefer gerçekten bir avukat gibi not alacağım arkadaşlar. Siz de izleyin avukat nasıl olunur, benden bir öğrenin. Lucian denilen eleman tartışma sonrası bu ölen adamı hiç görmedi. Tamam. Şimdi davacı herif şu kadın. Herif demeyelim, hanımefendi diyelim. Saygılı, genel davranışları sakin. Kıyafet özenli. Davalının mahkeme davranışları saygılı. Genel davranışları gergin. Kıyafet özenli. Bak herife bak, gerginliğe bak. Zaten bu davalı heriflerin hepsi gergin oluyor. Buraya bakmıyorlar bak. Bunlar çok net ileriye bakıyorlar. Kazanacağız, edeceğiz diye bakıyorlar. Bunlar bir sağa bakınıyorlar, bir sola bakınıyorlar. Davalı tarafın tanıkları hep bir tarafa bakınıyor, bir sola bakınıyor. Gerilmiş. Şurada davalı olan tarafın tanıkları gayet sakin ve net. Tamam. Kobart delimanı içerisinde yapılan rutin kontrollerde açılan bir donmuş gıda konteynerinin içerisinde erkek cesedi bulundu. Bu cesedin konteyner sahibi firmanın çalışanı gemi mühendisi Miles Peter'a ait olduğu öğrenildi. Gemi okyanusta büyük bir motor arızası geçiriyor ve bu geminin yola çıkış öncesi Miles Peter'ın yeterli kontrolleri sağlamadığı sebebiyle gerçekleşti öğreniliyor. Yani bizim ölen eleman yeterli bir kontrol yapmamış.
Olay bu. Bu durumu duyan firmanın CEO'su da bu Miles'la büyük bir kavgaya tutuşmuş ve dövmüş. Tamam. Şimdi kanıtlar. Güvenlik kamerası, otopsi raporu, teşhis raporu. Kamera kayıtlarına bakacağız. Maktul'ün ölüm sebebini otopsi raporu açıklıyormuş. Teşhis raporu, işte cesedin kime ait olduğunu belirleyen rapor. Her şey var. Net bulacağız yani. Cesedin midesinde uyuşturucu madde. Bak. Önemli olacak şimdi. Lucian masum da olabilir. Lucian masum da olabilir. Olay günü tüm çalışanların gemide olmaması nedeniyle cesedin kimliği polis tarafından net olarak tespit edilemedi. Olay yerinde bulunanların ifadesine göre cesedin Miles Peter'a ait olduğu anlaşıldı ve kimliğinin tespit edilmesi için ağabey çağrıldı. Tamam, Lucian sen buraya gel bakalım bir. Gemi seferi sırasında yaşanan tartışmanın nedeni neydi? Bunu bize bir söyle. Geminin motor arızası ve bununla ilgili sorumluluklar konusunda yaşanan anlaşmazlıktı. Tamam. Sabıkası var. İncele. Şimdi öldürmekle suç suçlanıyor ya, ne diyecek? Hadi bakalım. Büyük bir şok ve üzüntü içerisindeyim. Bir adamla haklı bir konumda tartışıyorsunuz. Daha sonrasında bu kişi ölüyor ve bir de siz suçlanıyorsunuz. Gerçekten bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri bu olsa gerek. Ben sözlere bakmıyorum. Ben kanıtlara bakıyorum. Devam. İddiaları kesinlikle reddediyorum. Asla bir insanı öldürecek kadar ileri gitmem. Direkt reddediyorum dedi. Çok kanıt sundu mu? Hayır. Bak, kanıtlar önemli. Geçenki videoda da kanıtlara baktık, doğru bulduk. O zaman davacı bir gelsin buraya, seni dinledik. Cesedi hangi koşullarda bulundu bu elemanın, bir anlatsın. Donmuş gıda konteynerinin rutin kontrolleri sırasında bulundu. Kavgaya dair iddialar nereye dayanıyor? Gemi mürettebatının ifadesine göre Lucian Foster ve Miles Peter arasında büyük bir tartışma ve kavga yaşandığı ifade edildi. Tanıkları dinleyeceğiz o zaman, bu bizim davacı kadının dediğine göre. Ölüm ile Lucian'ın arasındaki bağlantı ne? Bunu bize anlat. Savcılığımızın yaptığı incelemeler ve tanık ifadeleri sonucunda. Tamam. Kamera kayıtlarına vesaire bakacağız. Sen de bakacaksın. Dur sakin ol. Tanıklar ve kanıtlar bu olayı netleştirecek. Gelin buraya hocam. Tartışmanın konusunu bir soralım, teyit edecek mi? Tamam, anladık. Motorda iyi ki bir arıza varmış. Bu büyük bir hataydı. Mürettebatın can güvenliğini tehlikeye atan bir durumdu. Tamam, anladık. Eyvallah abi. Bak, hata büyük. Tartışmanın ciddiyet ve boyutunu soruyoruz. Bizim eleman kazan dairesindeymiş. Bayağı yüksek sesli bağırışıyorlarmış. Oo, birbirlerine ana avrat girmişler. Daha sonrasında herhangi bir şeye tanık oldunuz mu? Görev yerime döndüm, yani kazan dairesine, ve Miles'ın işini kaybedeceğini düşündüm. Hiçbir iş yerinde patronla böylesi ciddi bir tartışmaya girdikten sonra barınamazsınız. Tanık olduğum bir şey olmadı. Belki bu Lucian gerçekten masumdur. Hani öldürme kısmında masumdur, dövmüştür. Eyvallah, birbirlerini vurmuşlardır ama öldürme konusu biraz şu an kafamda soru işareti bıraktı. Bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Patronun ofisine gittim ve istediği ilacı getirdim. İlacı verip odadan ayrıldım ve rutin kontroller için konteyneri açtım. Onun kanlar içerisinde yerde yattığını görünce neye uğradığımı şaşırdım. Az önce patronunuza bir ilaç getirdiğinizi söylediniz. Evet. İlaç ne amaçlı kullanılmış? Bunu herkes, yani bütün mürettebat bilir. Patronumuzun gergin bir insan olmanın nedeniyle psikiyatrik yardım alması ve ilaç kullanmasından söz ediyorum. Bak, bizim eleman deli bir de. Bu inanıyor mu onun öldürebileceğini, bir soralım. Efendim, kabul edersiniz ki bir insanı cinayetle suçlamak oldukça zor bir durum. Lucian Foster mükemmeliyetçi biridir ve evet, hatalardan pek hoşlanmaz ve gergin olduğunu da söyleyebilirim. Ama birini öldürebileceğini düşünsem zaten onun iş yerinde çalışmam. Mantıklı, tamam, güzel. Miles'la son görüşmenizi bana anlat. Tartışmanın hemen ardından, fakat oldukça kısa bir görüşmeydi. Anlat, kendisine sakin olması gerektiğini, herkesin hata yapabileceğini, durumun iyi olacağını söyledim. Başka bir görüşmemiz olmadı. Mürettebatta başka biriyle bir kavgası, bir sorunu var mıymış? Bildiğim kadarıyla yoktu. Miles son derece hayat dolu bir insandır ve herkes tarafından sevilir. Fakat son dönemlerde ailevi sorunlar yaşadığı biliniyordu ve biraz durgunlaşmıştı. Sanırım gemide yaptığı hata da bu dalgınlığıyla alakalıydı. Anladım. Lucian Foster orada mıydı? Hadi anlat. Arkadaşlar, tanıkları dinledik. Özet geçeceğim hepinize. Asıl önemli olan konu. Bunların hepsi incelendi. Şuna bakmamız gerekiyor. Evet. Şu an tartışılıyor. Sen ne yapayım be değişik falan diyor herhalde, burada böyle bir kavga ediyor. Karar. Davada taraflar, tanıklar dinlendi, kanıtlar incelendi. Bunun sabıkası var. Biraz sıkıntılı bir herif. Bunu masum olarak gösteremeyeceğiz. Notlar kısmında benim aldığım not var burada. Karar veremiyorum. Çok gergin anlar. 31 yıl hapis cezasına seni çarptırıyorum. Kaç yaşındaydın sen bakayım be? Tamam, sen bir 63 yaşında içeriden çıkarsın. Yine hayatını yaşarsın azıcık da olsa. Davacı kazandı. Hükümet göçmenler hakkında yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Göçmenler... Hayır! Göçmenler demografik yapımızı bozacaktır. Bu.
kararım bu. Bu da tamamlandı, bu da tamamlandı. Önce ben bir bakmak istiyorum. Doğru bir karar mıymış? Zaten şu anda göreve başlamayacağız. Burada da bir hak ihlali konusuymuş bu davada da. Richard'tı değil mi? Evet Sayın Başbakan. Seninle ilk görüşmem böyle bir konu için olsun istemezdim. Tam olarak anlayamadım Sayın Başkan. Kamuoyu bugünkü davanın kararını merakla bekliyor. Senin ülkemiz için doğru olanı yapacağına ve bu konuyu uzatmayacağına inancımız tam. Anlaşılan biraz daha net olmam gerekiyor. Bir devlet kurumu gerekeni yaptı diye cezalandırmayacaksın değil mi? Yok! Ben adaletliyim. Bilgisayara bir girip... YANLIŞ KARAR!